Az sonra Atatürk Üniversitesi bizlerle birlikte olacak. Ediyoruz. Günün ikinci konuğundayız. Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hikmet Koçak bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederiz. Sağ Nasılsınız? Olun. Çok teşekkür ederiz. Sizler iyisiniz. Biz de iyiyiz. Erzurum'dan ağırladığımız evet. ikinci üniversitemiz. Evet. Evet. Erzurum Teknik Üniversitesi'ni ağırladık sizden önce hocam. Hocamızdan Erzurum'u dinleme şansımız oldu. Ama tabii sizden de dinlemek isteriz evet. sizin ağzınızdan da. Evet. Öğrenciler açısından değerlendirirsek Erzurum nasıl bir şehirdir? Erzurum Teknik Üniversitesi yeni kurulan bir evet. kardeş üniversitemiz. Erzurum'u tahmin ediyorum en iyi şekilde anlatmıştır Muammer hocamız. Tabii Erzurum 5000 yıllık geçmiş olan tarihi bir şehir. Cumhuriyet döneminde de önem arz eden bir şehir konumunda. Bugüne geldiğimizde de yine doğuya batıyı birleştiren tarihi İpek Yolu üzerinde kurulmuş bölgenin hem eğitim merkezi, hem kültür merkezi, hem ticaret merkezi olmuş bir şehir Erzurum. Erzurum gerek Karadeniz'e açılım adına, gerekse Kafkaslara açılım adına Türkiye'nin bir doğu kapısı olarak değerlendirilmelidir. Öyle görüyoruz, öyle değerlendiriyoruz. Belki ilk isim olarak dendiği zaman Erzurum hemen kış akla geliyor, kar akla geliyor ama Erzurum'un sadece güzelliği kışıyla, karıyla değil, yazıyla, baharıyla da ayrı bir özelliği var Erzurum'un. Şu anda ülkemiz çok sıcak ama Erzurum yayla havası, doğa sporlarının yapılabileceği, çevrenin gezilebileceği, Karadeniz'e yapılan tünellerle çok yakın olan bir şehir. Karadeniz'e 2,5 saate iniyor Erzurum. Evet hocam ben dün akşam web sitenizi gezdim. Çok güzel kış manzaraları vardı kampüse ait. Evet. Çok güzel fotoğraflamış arkadaşlar. Ama hocamın söylediğine göre insan Erzurum'da yaşadığı zaman soğuğu çok hissetmiyormuş hocam öyle mi? Soğuk soğuktur. Yani hissetmiyor demek biraz şey olur ama şöyle izah etmekte fayda var. Tabii rutubet oranı düşük olduğu için hissedilen ısı daha yüksektir o noktadan. Bir de insanlar hazırlıklı oluyor. Onu da söyleyelim. Evet. Bizim -15 diyelim, -15. İstanbul'un 0 derecesinden daha sıcaktır. İstanbul'u çünkü kıyaslamayalım hocam. 5 derecede de öyle. Biraz yağmur da yağsa dünya kararıyor. İstanbul olunca biraz farklı. Hocam 1957'de kurulmuş Türkiye'nin 7. üniversitesinden bahsediyoruz. Atatürk Üniversitesi'nden. Bize biraz tarihinden bahseder misiniz üniversitenizin? Kuruluş olarak 6, eğitim öğretimde 5. üniversitesi. Tabii Erzurum'daki eğitim geleneği 1200'lü yıllara dayanıyor. Çifte Minareler Medresesi, Yakutiye Medresesi ki Çifte Minareler bir hanımın kurduğu bir üniversitedir. 6 fakülteli bir üniversite. O bakımdan ayrı bir özelliği vardır. Ama Cumhuriyet döneminde de ayrı bir öneme haiz Erzurum ve Atatürk Üniversitesi. Bildiğiniz gibi Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndaki en uzun kaldığı ve sivil hayata döndüğü yer Erzurum'dur. Asker elbiselerini çıkarıp sivil hayata geçtiği yer Erzurum'dur. Ve kongreden sonra da bu istiklal mücadelesi, Kurtuluş Savaşı başlatılmıştır. Bu noktada 1937 yılında Meclis-i Asır konuşmasında Atatürk'ün doğuda bir üniversite kurulması arzusu dile getiriliyor. Ve tabii 38, İkinci Dünya Savaşı derken Menderes döneminde, Demokrat Parti döneminde tekrar gündeme geliyor ve 1954 yılında yerinin Erzurum isminin de Atatürk olmasına karar veriliyor. Ve 1957-58 eğitim öğretim yılında 118 üniversite öğrencisiyle ki Amerika Birleşik Devletleri'nde Nebraska Üniversitesi'nin işbirliğiyle Atatürk Üniversitesi'nin ilk öğrencileri eğitime başlamış oluyor. Bugün 18 tane fakülteniz var öyle değil mi hocam? Ya ben dün akşam çalıştım ama hepsi yanlış çıktı. 7. üniversitesi diye öğrendim. Artık tedbirli konuşuyorum. Şöyle, yanlışım varsa düzeltin şöyle, lütfen. Şu anda öğrencisi olan 20 fakültemiz var.
İki fakültemiz de Bakanlar Kurulu'nun kararını bekliyor. Onlardan birisi spor bilimleri fakültemiz. Hı hı. Ki BESYO'nun yani beden eğitimi yüksekokulumuzun fakülteye çevrilmesi. Diğeri de Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi. Yani onlar daha henüz şey yapmadı ama 20 fakülteyle eğitim öğretime devam ediyor. 7 enstitümüz var ki bunların 5'inde öğrenci var. Hı hı. 2 yüksekokulumuz var. 12 meslek yüksekokulumuz var. Öğrenci sayısı olarak belki soracaksınız ama hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Örgün öğretimde 60 bin öğrencimiz, uzaktan eğitimde, açık öğretimde de bu sene itibariyle 55 bin öğrencimiz var. Ki tahmin ediyorum 2014-2015 eğitim öğretim bu tercih dönemindeki bu sayı açık öğretimde 100 bini geçecek. Peki hocam, şimdi fakülteleri, yüksekokulları ve bölümleri yeri geldiğinde konuşalım, detaylandıralım biraz. Evet. Öğrenciler çünkü tercih yapacaklar, tabii. Bu da çok önemli. Ama tercih yaptıklarında gelecekleri şehir de çok önemli. Şimdi Erzurum'a gelecekler, Erzurum'un neresinde Atatürk Üniversitesi'ni bulacaklar? Tek bir alanda mı, girişte gördüğümüz o kocaman alan tümüyle yetiyor mu, bizim bilmediğimiz farklı noktalarda da var mı? Şimdi buradan farklı noktalar da var dersek açık vermiş oluruz ama Elazığ'da, Van'da Atatürk Üniversitesi'nin yerleri var. Artvin'de. Onun için oraları kapatıyoruz. Bayağı hocam. Kapatıyoruz. Şehrin de dışında. Ama Atatürk Üniversitesi bir kampüs üniversitesidir. Ve Türkiye'deki kampüsler içerisinde belki en büyüklerinden biridir kampüsümüz. Toplu bir üniversite. 10 bin dönüm üzerindeki kampüsümüz. 10 binde yeşil orman. 44 bin dönümünden daha fazla bir alanımız mevcut. İyi tarafı o dönemde bu kadar geniş tutulmasının sebebi Nebraska Üniversitesi'nin tavsiyesi ve üniversitenin Erzurum'a kurulmasından dolayı halkın üniversiteye bağış yapmasıyla geniş alanlar oluşturulmuş. Çok güzel bir kampüsümüz var. Peki şimdi öğrencilerin barınacakları noktalar ya da yurtlar, imkanlar yine kampüse yakın yerler değil mi? Kurulduğu dönemde Atatürk Üniversitesi şehrin hemen batısında imiş. Ama şu anda şehrin tam ortasında. Öyle kaldık. Yurtlarda tabii arazinin bu kadar geniş olmasından dolayı biz de şu anda yeni yurtlar için kendi şeyimizden yerler veriyoruz. Hemen bitişik. Yani iç içe kampüsle yurtlar. Yurtların bir özelliği bizim 2011 Dünya Üniversitesi Kış Oyunları'na ev sahipliği yaptığımızdan dolayı Atatürk Üniversitesi olarak biz ev sahipliği yapmıştık. Hı hı. O dönemde yapılan yeni yurtlar ve eski yurtların tadilatı, tamiratıyla daha modern yurtlar haline geldi. Kredi Yurtlar Kurumu'yla ve özel bazı bağış yapan hayır sahiplerine de yerler vererek yurtları daha artırmaya çalışıyoruz. Şu anda bu sene 2000 kişilik ilave yurtlar daha yapılacak. Yer sıkıntımız yok ve yurtlarda belki en yakın üniversite yurtlarından biri. Peki yani. Yeterli mi? Ne düzeyde? Öğrenciler yine de ev kiralayıp şehirde mi kalıyorlar? Yeterli demek biraz zor tabii. Hı-hı. 60 bin öğrencinin olduğu bir yerde yeterli demek zor ama bu noktada devlet de yardım ediyor. Şöyle diyelim, tercih edilen üniversiteden birisi olduğu ve şartlara da baktığınız zaman belki kış şartlarının da ağırlığından dolayı mümkün olduğu kadar yurtların öne çıkması arzu ediliyor. Yeterli diyemiyoruz ama gayret içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Peki onun dışında da devrimin genelde sorduğu bir soru. Şehir ekonomik bir şehir midir? Öğrenci ev tutacağında ev verirler mi? Öğrenciler dışarıda kendi imkanlarıyla yaşamak istediklerinde düşük bütçelerle ayı geçirebilirler mi? Erzurum halkı misafirperver bir halktır. Dışarıda hiç kimse kalmaz. Kaldığı zaman da herkes sahip çıkar. Hatta hep konuşulur, söylenir. Eskiden tabii bir asker yoğunluğu daha vardı. Öğrencinin dışında asker yoğunluğu da vardı. Esnaf askerden veya öğrenciden o dönemlerde yemek parasını bile almazmış. Şimdi öyledir. Yani bir öncelikleri vardır. Aman hocam, 60 bin öğrenci diyoruz. Şimdi, ikinci bir üniversite diyoruz. Onun için şunu demek istiyorum. Şehir üniversiteye sahip çıkar. Öğrenciye sahip çıkar. Misafirperverdir. O noktadan yerde bulurlar. Rahat da edebilirler. Ama
Hepsini tabii yurtlarda ağırlamamız mümkün değil. Peki, demin geçiştirdiğimiz kısma geri dönelim şimdi. Erzurum'un dışında Atatürk Üniversitesi'ne bağlı başkaca şehirlerde kampüsler mi var? Kampüs değil. Nedir yer o olarak? Yani o zaman tahsis edilmiş. Tamam ama evet. Şu an şey yok. Yok. Orada eğitim gören öğrenciniz yok. Yok. Tamam, peki. Sen ilçelerde var yüksek okullarımız. Peki hocam fakültelerimizden bahsedelim. Gerçi 20 tane hepsini tek tek anlatmak, açıklamak vaktimiz yetmez. Ama siz öncelediğiniz, önemsediğiniz, iddialı olduğunuz fakülteleriniz varsa ve ya da yeni açtığınız. Evet. Tabii eski fakültelerimiz onların ayrı bir yeri var. Hı hı. Örneğin hemen ziraatten başlarsak. Bizim ilk kurulan Nebraska'da Landgren tipi bir üniversite olduğu için ziraat fakültesi. Türkiye'deki en büyük fakültelerden, sıralamada da ikinci sırada olan bir fakültedir. Hı hı. Yine mühendislik, ben sağlıkçıyım, sağlıkla ilgili belki ayrı bir bölüm açabiliriz. Sağlıkla ilgili fakültelerimiz. Yine Türkiye'de en çok eğitim üyesi yetiştiren edebiyat fakültemiz, eğitim fakültemiz. Yani şimdi birini söyleyip diğerini söylemedik mi de olmayacak. Hemen hemen hepsi rüştünü ispat etmiş ve geleneği o kurumsallaşmış fakültelerdir. Yeniler adına baktığınızda birkaç yıldan beri yeni olarak mimarlık ve tasarım fakültemiz yeni bir fakültedir. Hı hı. Henüz daha mezun vermedik. Devam ediyor. Yine açık öğretim fakültemiz Türkiye'deki Anadolu Üniversitesi'nden ve İstanbul Üniversitesi ile beraber üçüncü bir açık öğretim fakültesi olan bir üniversiteyiz. Hı hı. Onu söyleyebiliriz. Sağlık Bilimleri Fakültesi yeni fakültelerimizden. Hukuk fakültesi eskiden Erzincan bize bağlı iken hukuk fakültesi oradaydı. Şimdi hukuk fakültesi geçen yıl mezun verdi. Eğer yeni sayarsak onları söyleyebiliriz. Ama fakültelerimizin hepsi bölümlerinde kendi aralarında iddialı fakültelerdir. Peki hocam eğitim anlayışınızdan bahsedelim. Atatürk Üniversitesi'ne geldiğim zaman 4 yılın sonunda ya da 5 yılın sonunda çalışkan bir öğrenciysem 4 yılın sonunda nasıl bir donanımla çıkarım? O diploma beni hayata başlangıç açısından ne gibi avantajlar sağlar? Biz zaten öğrencilere onu söylüyoruz. Şu anda da tercih dönemi olduğu için karar verirken iki şeye dikkat edecekler. Bir, ben bir diploma almak istiyorum. Bir üniversite mezun olup diploma olsun mu onu istiyorum. Hı hı. Askerlikten kurtarmak veya başka bir şey olmak için. Yoksa üniversite mezun olup bölümümde söz sahibi olmak ve mezun olurken de artılar olan bir yerden mi mezun olmak istiyorum? Hı hı. Öyle bakıldığı zaman Atatürk Üniversitesi tercih edilecek üniversitelerden biridir. Niçin? Öncelikle fiziki mekanlar adına söylüyorum. Hı hı. Yeteri kadar kurumsallaşmış bir üniversiteyiz biz. Hı hı. Akademik personel adına, öğretim üyesi adına baktığınızda, bugün Türkiye'deki öğretim üyeleri sayına baktığınızda hep ilk 10'da olan bir üniversiteyiz biz. Her konuda, hı hı. Yani sayı olarak da, öğrenci olarak da, bütçe olarak da, kalite olarak da ilk 10'daki üniversitelerden birisiyiz. Eğer hangi bölümü seçmek istiyorsanız bir defa önce o bölümü bir incelemenizi isterim. Profesörü ne kadardır, kendi var mıdır, öğretim üyesi nedir, hani fiziki mekanlarda laboratuvarı, işte sağlığı seçecekseniz ki belki ayrı bir başlıkça, sağlıktaki durum nedir? Böyle bir tercih yaptığınız zaman Atatürk Üniversitesi size artıları olacak bir üniversitedir. Yine Avrupa ile ilgili kısımda diplomanızın işte hem diploma etiketi hem AKTS etiketi bakımından da Atatürk Üniversitesi onları almış bir üniversitedir. Yani girerken veya tercih ederken sadece uzaktan Erzurum'u, Atatürk Üniversitesi'ni görünce insan biraz üşüyebiliyor. Acaba doğuya gidiyoruz, ne oluyor diyebilir ama gelip gördükleri zaman ve mezun olurken inanın ki herkes tekrar gelmek için Atatürk Üniversitesi'ni unutmazlar. Herkes iyi şekilde yad eder. Evet. İster öğretim üyesi olsun, ister öğrenci olsun. Hocam bu yeni açılan üniversitelerle birlikte sizden ayrılan fakülteler de oldu. Öğretim üyesi açısından, akademik personel açısından bir sıkıntı yaşadınız mı? Atatürk Üniversitesi bir üniversitemizi biz bir fabrikaya, bir kuyuya belki başka şeye de benzetebiliriz ama yani devamlı üreten bir üniversiteyiz biz. Tabii iklim olarak doğuda olmanın, 1800 metrede kurulmuş bir şehir, 1900 metreye yakın bir şehir kurulmanın
bir dezavantaj olarak görülür. Fakat eğitim öğretim adına da bir avantajdır. Daha çok ders çalışma, kapalı mekanlarda kalma adına bir avantajdır. Biz de şunu söyleriz, biz bütün öğretim üyesi arkadaşlarım, ister bu Erzurum'a yakın yerlerden, Erzurum'da olsun, ister dışarıdan başka yerden gelmiş olsun, öğretim üyesi arkadaşlar adına şunu deriz, şu muhasebeyi yapın. Biz üniversiteye ne verdik, üniversite bana ne verdi? Eğer siz üniversiteye daha fazla vermişseniz, katkı sağlamışsanız, gönül rahatlığıyla her yere gidebilirsiniz. Yani biz bunun sirkülasyondan çok rahatsız değiliz. Hı hı. Çünkü taze kan geliyor, taze bir heyecan geliyor. Giden arkadaşlara, gitmek isteyen arkadaşlara bu muhasebe yaptıktan sonra eğer eksikliğini hissetmeyecekse bölüm olarak, hı hı, herkesin bir eksikliği hissedilebilir ama en azından eğitim öğretiminin aksamayacağı şeklinde ise rahat gidebilirler. Yeni kurulan üniversiteler tabii çok sayıda bizden öğretim üyesi de gidiyor, gidecek de. Bu dün de öyleydi, bugün de, yarın da olacak. Ama biz sıkıntı yaşamadık, yaşamayacağız. Bugün Türkiye'nin hemen hemen bütün üniversitelerinde Atatürk Üniversiteleri öğretim üyesi vardır. Harika. Peki şimdiki kadroyla ve zaten uzunca bir süredir eğitim veren bir kurum ve bilimsel çalışmalarda da oldukça iyidir diye düşünüyoruz. Nedir durum sizde? Demin saymaya çalıştığımız gerek fen fakültesi, yani bilimsel çalışmalar deyince tabii daha çok fen bilimleriyle ilgili, evet, kısımlar, sağlıkla ilgili kısımlar, mühendislik, ziraat, onlar akla gelir. Biz bu noktada yine dediğim şekliyle Türkiye'nin ilk onunda olan üniversiteler arasındayız. Bir eksikliğimiz, eksiklik olarak söyleyeceğimiz bir şey burada, üniversite sanayi işbirliğinde dezavantajlıyız. Çünkü sanayi, küçük sanayi var. Büyük sanayi, hı hı, batıdaki gibi bir sanayimiz yok, onu açık söylemek lazım. Ama bilimsel çalışmalarla ilgili kısımda iyi olduğumuzu söylerim. Ben rektör olarak üniversitedeki tüm öğretim üyesi arkadaşlarımıza teşvik amaçlı, hani marifet iltifata tabidir o noktadan da, biz de onların çalıştıklarını fark ettik adına hem yıllık ödüllendirme törenlerimiz, toplantılarımız, hı hı, var, hem bilimsel çalışmalarda ki indeksli yayınlarla ilgili kısmı söylüyorum, hem başta Avrupa Birliği, yurt dışı kaynaklar, gerek TÜBİTAK ve bakanlıklardan olmak üzere proje alan bütün öğretim üyesi arkadaşlarımızı ayrıca ekstra ödüllendiriyoruz. Ve benim onlardan istediğim öğretim üyesi başına bir yayın diyorum yılda. Tabii sosyal bilimlerinde olduğu bir üniversite olduğumuz için 1350 yani doçent profesörümüz var. Bunun 500 profesör, 400'e yakın doçent, gerisi yarım doçent. Yani tabii bu kadar öğretim üyesinin olduğu yerde yarısını sosyal bilimler çıkarsanız birebir 1000'e henüz ulaşamadık, 850'lerdeyiz ama teşvik ediyoruz. Ümit ediyorum ki hem patentte hem yayınlarda, hı hı, hem sanayi işbirliğinde daha iyi yerlere gelecek. Peki hocam, bu sanayi ile işbirliği açısından bir dezavantajımız var dediniz. Bu öğrencileri etkiliyor mu uygulama alanı açısından? Dezavantaj olarak şunu, üniversite sanayi işbirliğinde istediğimiz şey, hı hı, teknokentimiz, çok güzel bir teknokentimiz var. Çok büyük mekanımız var. Bizimle beraber kurulan teknokentler içerisinde sıralamada Türkiye'de ikinci sıradayız. Hı hı. Ama biz bir Atatürk Üniversitesi olarak daha iyi yerlerde olmayı arzu ediyoruz. Hı hı. Merkezi Araştırma Laboratuvarımız yeni adıyla Doğu Anadolu Bilimsel Araştırma Uygulama Merkezimiz, ayrı bir yerimiz, hı hı, var. Yine bütün fakültelerin altyapısı olarak laboratuvarları en mükemmel şekilde donanımlıdır. Bu noktadan sıkıntımız yok. Hı. Fakat şehrin genelinde bir sanayi olmadığı için, mesela bizdeki teknokenttekiler daha çok yazılım üzerine, teknokentte firmalarımız, hı hı, söz konusu. Cüzü de olsa bir sanayinin az olması dezavantajdır ama onu öğrenci açısından bir tabii problem yaşamıyor diyorsunuz. Peki isterseniz biraz da öğrencilerin sosyal yaşamına ve aktivitelerine geçelim. Özellikle kış sporlarının çok aktif olduğu bir şehirde geçtiğimiz yıl olimpiyatların şehrin merkezinde ve üniversitenin göbeğinde, tabii, oluşması çok ciddi kazanımları ve alanları da sanıyorum size bıraktı. Ne durumdasınız? Neler yapıyor öğrenciler? Tabii kış sporları adına
Türkiye'deki en güzel yerlerden birisi Erzurum. Havalanına, yani havalanına indiğinizde 15 dakika sonra dağın zirvesindesiniz. O kadar yakın. Dünyada belki bu kadar yakın bir kış sporları tesisi olan yer de yok. Bosna'da biz ziyarete gitmiştik. Onlar bize o şekilde övünüyordu. 24 dakikadan önce gidilmiyordu. Yani Erzurum o noktadan avantajlı. Şimdi üniversite öğrencileri adına baktığımızda tabii kış sporları veya kayak sporu veya salon sporları yapmak isteyen, kabiliyeti olan veya başlayan öğrenciler adına çok büyük avantajlar var Erzurum için söylüyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi 2011 Dünya Üniversitesi Kış Oyunları bizim ev sahipliğimizde ve 58 ülkenin katılımıyla yapıldı. Ki en büyük rekor Erzurum onun tarihinde. Nasıl istifade ediyorlar? Bizim öğrenciler valilikle yaptığımız, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tabii Bakanlığı yaptığımız protokol çerçevesinde arzu eden bütün öğrencilerimizi biz götürüyoruz, kayak tesislerine götürüyoruz ve bakanlığımızın antrenörleri kontrolünde onlara kayak öğretiyorlar. Bakın, bu çok önemli bir şey. Kış sporu ücretsiz mi hocam? Tabii. Şey biz de götürmesi, taşıması bize ait. Kayıtta da bunları söylüyoruz. Bu bir avantajdır eğer kış sporları ile ilgili kısımda. Erzurum'un yazı da farklıdır. Yani girişte söyledim. Şimdi şu anda Erzurum'a baktığınızda doğa sporlarının en rahat yapılabileceği, kolay yapılacağı yürüyüşler, raftingler, tırmanmalar vesaire onları da katarak Erzurum farklı bir yer. Ama biz Erzurum deyince kış diyoruz ve kış deyince de kar ve kayak. Yapılan tesisler şu anda özelleştirme dairesinin de çalışmalarıyla belki özelleşecek ama üniversite öğrencileri için bir avantaj olarak söylememiz mümkün. Çok da yakın. Yani o yakınlığını da tekrar belirtmiş olayım. Yani burada aslında şunu kabul etmekte fayda var. Bir şehirde okuyacaksınız. Okulu, şehrin ve okulun standartları belli. Bulunduğu şartları nasıl avantaja çevirebiliriz üzerine tabii bakmak lazım. Yoksa Antalya'da okuyacağım ama sıcağından bunalıyorum. Erzurum'da okuyacağım, soğuğu bana zor geliyor. İşin yokuşa sürme boyutu gibi geliyor bana. Bulunduğum ortamdan nasıl istifade edebilirim? Evet, onu şimdi Erzurum'un da madem ki karı var, çok ciddi bir olanak aslında şu an sizin bize söylediğiniz. Kayak aslında çok da ekonomik bir spor değil. Ama üniversite bunu sırtlamışsa bu ciddi bir avantaja dönebilir. Şimdi dün Kayak Federasyonu Başkanı Erzurum'da idi. Bir sunum da yaptı yeni bir yönetim anlayışıyla. Ümit ediyorum ki önümüzdeki birkaç yıl içerisinde burada Erzurum, Uludağ ve Erciyes üç tane merkez şey olacak. Erzurum başlangıçta muhtemelen Erzurum'la başlayacak. Özellikle kış sporlarının yani kayak sporlarının yapılacağı merkezler üniversite öğrencileri ve gençler için ayrı bir yer oluşturacak. Belki akademi, işte biz kış sporları enstitüsü ile ilgili şu anda YÖK'te şeyimiz var. Bir enstitüde kurmak istiyoruz. Doping dahil her türlü tetkiklerin, tahlillerin yapılabileceği bir merkez ve ta ilkokuldan üniversite bitirinceye kadar da herkesin istifade edebileceği imkanları sunulacak. Hocam onu biraz açalım. İstisna bir şey söylüyorsunuz. Üç noktada doğuda var, batıda var, ortada var. Üç noktayı söylüyorsunuz. Bütün öğrenciler için geçerli olacak mı? Sadece o şehirlerdeki öğrenciler için bir plan mı bu? Tabii bu Kayak Federasyonu'nun ben onların namına konuşmam. Yok estağfurullah ama yeni bir şey duyuyoruz. Hemen duymuşken alalım biraz detaylarını. Onların projesi hoşuma sonuçlanmış mı? Yok yeni başlıyorlar. Daha yeni tasarım. Başlayacak tasarım. Güzel bir proje. Yani onaylandığında ya bu böyle bir şey netleşirse kayak merkezlerinde öğrenciler için ayrı bir alanın oluşmasından bahsediyoruz. Sadece öğrenciler için değil. Türkiye için. Bakın Avusturya bizim Doğu Anadolu'dan daha küçük ama kayaktan elde ettiği gelir bizim gelirlerimizin üç katı. Genel gelirlerimizin üç katı. Onun için kayak ve kış sporları Türkiye için ayrı bir önem arz ediyor. Yani yeni keşfedilmiş bir bölüm gibi görmek lazım. Peki hocam uluslararasılaşma açısından Atatürk Üniversitesi nerededir? Neler yapar? Atatürk Üniversitesi bir misyon olarak uluslararasılaşmada kendine bir vazife edinmiş bir üniversitedir. Biz o noktada şu anda 1600
yabancı uyruklu 30 ülkeden öğrencimiz var. Özellikle çalışmalarımızda tabii Batı üniversiteleriyle ilgili zaten söyleyecek bir şeyimiz yok. Avrupa ile Erasmus çerçevesinde, Mevlana Değişim Programı çerçevesinde ayrı bir programlar devam ediyor. Biz biraz da Kafkaslara yönelik de çalışma yaptık ve bu noktada da iki önemli kuruluşun başkanlığı tarafımızdan yürütülmektedir. Birisi İpek Yolu Üniversiteler Birliği, ikincisi de Türk Üniversiteler Birliği'dir. Kafkas Üniversiteler Birliği'ne bir üyeliğiniz var mı? Tabii, beraber kurduğumuz birliktir. Türk Üniversiteler Birliği daha yeni kuruldu. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın, dört Cumhurbaşkanının Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı kurdu. Türk Keneşi altında kurulan bir oluşum ve ilk toplantısını da bu sene Eylül ayında Erzurum'da yapacağız. Bu ayrı bir yolu. İpek Yolu Üniversiteler Birliği adına da 5. toplantısını geçen 15 gün önce Moğolistan'da yaptık. Orada da 150 üniversitenin ortak olduğu bir topluluktur. Böylece üniversite arasındaki işbirliğini artırmak, öğrenci öğretim üyesi değişimini sağlamak amacımız. Biz Atatürk Üniversitesi olarak şu anda yürüttüğümüz, kısaca bahsetmek isterim. Mesela yaz okulunda ikili anlaşmamız olan dünyanın değişik üniversitelerine, Tayvan'dan Amerika'sına, Fransa'dan Yemen'ine, şu anda öğrenciler bizde zamanı yaz okuluna geliyorlar. Bu kültürel bir program. 15 gün bizim misafirimiz oluyorlar. Havaalanından alıp havaalanında teslim ediyoruz. Ve bu böyle bir bağla üniversite dışı açılmış oluyor. Bir de özellikle uluslararası ilişkilerde Türkçe öğrenmek isteyen, Türkçe okuyan öğrencileri de daha uzun süreli misafir ediyoruz. Varşova'dan tutun işte değişik ülkelerden gelip onlara mesela Kazakistan'dan gelenler bir sömestri, iki sömestri kalabiliyorlar. Bu şekilde bir hizmetimiz var. 1600 dediğim gibi yabancı ülke öğrencimiz var. Ortak programlarımız var. Teşvik ediyoruz. Erasmus için giren öğrencilerimize ücretsiz kurs veriyoruz. Ve gitmelerini teşvik ediyoruz. Hocam çok sayıda soru var ama tek birer cümleyle isterseniz bir iki tanesini görelim. Demet'in sorusu yurt imkanlarıydı. Bunu zaten konuştuk. Büşra beslenme ve diyetetikte stajı siz mi ayarlıyorsunuz demiş. Sağlık bilimleri adına Atatürk Üniversitesi'nin tercih edilecek üniversitelerin başında geldiğini söylemek isterim. 1460 yataklı bir hastanemiz var. Organ nakli, tüp bebek, kemik iliği, yoğun bakımları, kalp damar cerrahisi vesaireyle mükemmeldir. Beslenme diyetetikte sağlık bilimleri fakültemizde ve sağlık meslek yüksek okulumuzda söyleyerek söyleyeyim. Eczacılık, diş hekimliği ve veterinere katarak hepsinin olduğunu söyleyeyim. Staj imkanları tabii fakültelerin kendi arasında yaptıkları tercihler bizim hastanelerde daha çok oluyor. Ama dışarıda yapmak isteyen varsa onu da yapayım. Peki bir soruya düşürelim, yetişmeyecek çünkü. Fatma sormuş. Açık öğretim fakültesiyle ilgili çok sayıda sorusu var. Ben bu soruları size verelim hocam, siz cevaplayın ama ben bir tanesini sorayım. Sınavlar sınav merkezlerinde mi oluyor, kampüste mi oluyor diye açık öğretimle ilgili sormuş. Açık öğretim fakültemizde şu anda Türkiye'de 42 merkezde sınav yapıyoruz. Yurt dışında bu sene yeni başlıyoruz. Almanya'da iki programımız başlıyor. Biraz daha geniş anlatmak istiyordum ama kalmadı. Almanya ile ilgili bir çift diplomamız var. Bu sene 300 öğrenci alıyoruz. Açık öğretimde Almanya'da da 30 bin üzerinde bir, daha doğrusu yurt dışı kontenjan ama Almanya ile başlıyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında merkezlerimiz var. Orada sınavlar yapıyoruz. Evet. Bu soruları size yönlendirelim çünkü çok sayıda soru geldi hocam, yetiştiremedik. Peki çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ordu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi'ni yakından tanımaya çalıştık.